Değerli arkadaşlarım, uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. 2000'den sonrakilerin emeklilik mevzusuyla ilgili haftalar önce, belki aylar önce en son bir değerlendirme yapmıştık. Bu konuyla ilgili bu platformda birçok arkadaşımızla tanışma fırsatımız oldu. Vefa borcumuz var, özledik de. Kısaca vaktinizi fazla almadan bir değerlendirme yapalım. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz bu mevzular çıktı. Bunlarla ilgili belki buradan 10 saat tutacak kadar uzun konuşmalar yaptık. Tekrara girmek, aynı şeyleri tekrar tekrar anlatmak istemiyorum. Geldiğimiz noktada şu anda bir değişiklik yok. Ama umutla bekliyoruz. Yani mutlaka bu değişecek, değişmeli. Bizler çalışma hayatında çalışan insanlar iken bir anda aramızdan seni emekli ediyoruz. Çünkü sizlerin girişi önceki kanunlara tabisiniz. Sizler çalışmaya devam 60 yaşına kadar dendi. Böyle bir talep vardı EYT'lilerden. Bu ayrı konu. Ama netice itibariyle bizler yıllardır aynı ortamlarda çalışan, aynı devrin insanlarıyız. Girişlerine bakarak bir kısmı insana ayırt edip haklar verilmesi, diğer insanlara da büyük yükler yüklenilmesi hiç adaletli olmadı. Yani kanunları sebep olduğu sonuçları iyi analiz etmek lazım, iyi görmek lazım. Ve adalet var mı? Yani bakıyorsunuz, ortaya çıkan sonuçlara bakıyorsunuz. Sadece girişi şöyleymiş, böyleymiş. Hayır, yani burada siyaseti bir kenara koymak gerekiyor. Herhangi bir şekilde mesela seçimi bir kenara koymak gerekiyor. Keyfiyetleri tamamen kenara koymak gerekiyor. Şu anda adaletin sağlanması gerçekten elzem bir konu. Hiç böyle hani görmezlikten gelerek yahut da biz gerekeni yaptık diyerek bu iş kapanacak gibi değil. Sonuçları ortaya çıkmaya devam ettikçe bu çok can yakmaya devam edecek. Çünkü bu kadar fark oluşturulmaz. Hani zamanda yapılmış bir haksızlığı düzeltmek elbette hükümetin bir politikası olmalı, düzeltmeli. Buna biz hepimiz destek veriyoruz. Ama aynı zamanda hükümetin bir sorumluluğu daha var. O da insanlar arasında bu derece fark oluşturacak şekilde bir düzenlemeye meydan vermemeli. Kapsayıcı şekilde düzeltme. Çünkü bu insanlar da devletten herhangi bir yardım istemiyor. Ya çalıştıklarını öne sürerek ortaya çıkıyorlar. Diğer arkadaşlarıyla olan mevzuların işte adalet adına, eşitlik adına ortaya çıkıyorlar. Bunlar yok görülemez. Ben hak etmemiş olsam, çalışmamış olsam neden ortaya çıkarım ki? Ben de çalıştım diyorum. Devletin yani o vatandaşları, sevgili vatandaşları da biz itilmiş vatandaşları olmayalım diyor. Varsa bir yük hep beraber paylaşalım. Varsa bir nimet onu da hep beraber paylaşalım. İşte o hak etti, bu hak etmedi. Yani şu ortaya çıkan adaletsizliğin farkına varılması lazım. Bir düzenleme yapılacaksa bu hissettirmeden böyle kademeli şekilde insanların tatbik edilir. Böyle geçiş olur yeni çalışma hayatına, yeni düzene madem kurtarmıyor. Ve devletin gücü yetmiyor herkes emekli etmiyor. Tamam da bir kısmını edip bir kısmını etmemek de olmaz yani. İki kat, üç kat çalışma farkı çıkıyor aynı dönem insanlar içinde. Kademeli bir geçiş olursa o zaman ne olacak? Belli bir zaman sonra kimse ben az çalıştıydım, çok çalıştıydım, o az çalıştı, çok öyle muhabbetleri olmayacak. Herkes aynı şekilde emekli olacak. Herkes aynı şartlara tabi olmuş olacak. O zaman isyan, itiraz olmayacak. Ama şu anda çok büyük farklar var. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bunu söylemeye devam edeceğiz. Günlük hayatımızda gündemler değişik olabiliyor ama bu bizim düzelmediği müddetçe değişmeyecek gündemimiz belli başlı olarak düzeltilmesini takip ediyoruz. Değerli arkadaşlarım tekrar bu konuyu değerlendireceğiz. Takipte kaldığınız için teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.